Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh, babası Amr İbni As için naklediyor. Diyor ki babam öleceğini anlayınca ağır hastalandı diyor. Çocuklarını çağırdı. Demiş ki çocuklar, filanca benden kız istemişti. Ona da bakarız yavrum, olur uygundur demiştim. Anlaşılıyor, o nişana gelinceye kadar ben öleceğim herhalde. Aman bu kızı ona verin. Üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim ben demiş. Üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim. Yahu sen benden kız istedin. Ben de tamam dedim. Ama ecelim geldi, öldüm o arada. Üçte bir münafık olurum. Sen bir bakarız diyorsun. Mübarek radarla mı bakıyorsun dün uzayı? Hala bakamadın. Hala bakamadın. Mümin sadıkal va'd, sözünde durur bir adamdır. Münafık yalan konuşur. Sözünde durmaz, randevusuna uymaz, verdiği sözü yok sayar, üzerine gittin mi bir de seni azarlar, çatladın mı, patladın mı, kaçtık mı der. Çekindeki tarih onun için sıfır rakamlıdır hep. Ha 13'ünde yazmış, ha 20'sinde yazmış. Çatladın mı, kaçtık mı der. 3 aylığına verdiği söz 13 sene sonra bile utandırmaz onu. Münafıktır çünkü. Üçte biri çatlamıştır geninin onun. Haya perdesi yırtılmıştır. Ama İsmail'in soyundan gelenler, İsmail'in çocukları ve onun torunlarından olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti sadıkal vaattir. Bir kere konuşurlar, ecel bile onları sözünden çeviremez. Amr İbnül As'ı ecel bile sözünden geri alamadı. Aman kızı verin dedi, üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim. Ne kız sahibi ne de Allah sormazdı belki bunu ondan. Eceli geldi, nişana yetişemedi işte. Bir bakarız diyorsun, kaç senedir hala bakmadın. Bakıyorsun ama başka menfaatlerine bakıyorsun.